Evet arkadaşlar devam ediyorum kütle merkezi çözmeye. Üçüncü testimizdeyiz. Birinci soru. Orta noktası O olan daire şeklindeki levha homojen levha dememiş. Daire şeklindeki levha destek üzerinde dengededir. Homojense dengede kalamaz zaten bir kere. Sakın şu hata yapmayın. Şuradan şuraya G'ye göstermeyin sakın. G buradan değilmiş gibi bir kere. Cisim iple asılırsa veya destek üzerine konduğu zaman kütle merkezi kesinlikle destek hizasından veya ip hizasından geçecek şekilde dengede kalır. Demek ki bu vatandaşın kütle merkezi tam nokta gösteremem ama şu da bir yerlerde olduğu kesin bunun ağırlığının yoksa böyle dengede kalmaz. Hangi nokta olduğu belli değil. Şu da 30 üzerinde olduğu belli. Bu nokta, bu nokta, bu nokta, bu nokta, bu nokta her yer olabilir. Buna göre kesin doğrudur demiş bakalım. Levhanın kütle merkezi OZ arasında kesin değil efendim. Neden kesin değil? O ile arasında tam nokta olduğu belli değil ki. Belki bu nokta nereden biliyorsun? Belki de bu nokta nereden biliyorsun ki? O yüzden bu kesin doğru bir ifade değil. Homojen değildir. Kesin doğru bir ifade. Homojen olsaydı ağırlık merkezi buradan gösterirdin. Devrilir diye yani bu levha sağdır. Homojen olmadı. Kesin bunun. O'dan geçmiyor yani kütle merkezi. Zevha Z noktasından levha Z noktasından asılırsa ipin uzantısı O'dan geçer demiş. Kütle merkezi burada olsaydı Z'den asılırsa O'dan geçerdi. E belki buradan geçecek. Belki buradan geçecek. Yani nereden biliyorsun ki? Kütle merkezinin tam nerede olduğu belli değil. Doğrusu belli ama yeri tam noktası belli değil yani. Bu da kesin doğru bir ifade değildir. Yalnız 2'ye kesin doğru diyebiliriz ama. Şekil 1, 2, 3'te verilen homojen bir daireden kesilen parçalardan oluşan cisimlerden hangileri serbest bırakıldığında konumunu korumaya devam eder demiş. Bu devam eder. Neden? X'in kütle merkezi buradan bir yerden geçiyor. 2 tane yarım dairenin çeyrek dairenin kütle merkezi de, de buradan geçiyor tüm sistemin kütle merkezi şu doğrultudan geçtiğinden dolayı devrilmez bu Sağ sağa sola dönmez. Denge, denge, dengede kalmaya devam eder. Konuşamadım. Peki şu parçalar şu parçanın ortadan geçtiğini nokta olarak bilemem ama x'in ortası burası. x'in ortası buradan bir yerlerden. E bunu zaten buradan bir yerlerden. Tüm sistemin kütle merkezi şu doğrultuda üzerinden geçtiğinden dolayı doğrultusundan dolayı tüm sistemin kütle merkezi buradan geçer. Bu da dengede kalır. Devrilme ihtimali yok. Şu parça ile şu parça simetrik parçalardır. Kütle merkezi tam şu doğrudan geçer. Tüm sistemin kütle merkezi yine şu doğrudan geçtiğinden dolayı bu dengede kalmaya devam eder. Konumunu korur diğer tabirle. Doğru cevabımız E şıkkıymış yani. Özdeş ve homojen levhalardan oluşan cisim kan noktasına asılmaktadır. Buna göre cisim serbest bırakıldığında hangisi gibi olur denge durumu demiş. Şununla şunun kütle merkezini şu parça ile şu parça homojen simetrik parçalar olduğu için x'in kütle merkezi şurası 2g diyebiliriz. Şu parça ile şu parça ortak iki parçanın kütle merkezi de tam ortası şurası 2g diyebiliriz. Dikkatli astığınız zaman arkadaşlar kütle merkezinden geçmek zorunda ya. Peki şu iki köşegenin kesiştiği yerden şuradan mı geçiyormuş yani şu köşeden geçmesi lazım kağıdan astığınız zaman. Peki nerede var köşeden geçtiği ışık? B şıkkında var. Bariz görünüyor herhalde. Evet meşhur sorular geldi. Ekleme çıkarma soruları. Rear, yarı çap kire olan homojen levhadan reyar çaplı bir parça kesilip atılıyor. Buna göre yeni kütlenin yeni şeklin kütle merkezi olan kaç ile uzakta olur demiş. Arkadaşlar levha demiş değil mi? Homojen levha demiş. Peki levhalarda ne alıyorduk biz? Ağlık yerine ne alıyorduk? Alan alıyorduk değil mi? Daha önceki videolarımızda söyledik. İkincisi çıkan parça yukarı yönde gösterilir. Şu çıkan parça olduğu için pi r kare alanı pi kare alanı ağırlık yerine kullanacağım onu. Peki 4 pi kare büyük daire levhanın alanı da 2 r olduğu için 4 pi r kare. Pekala. E zıt yönü paralel kuvvetler oldu bundan şimdi. Bildiğim şöyle bir şey oldu yani bu. Buradan aşağı 4 pi kare 4 g de pi r kare g de bir daha pi r uğraşma. Peki şurası yeni kütle merkezinin değil. Burası eski kütle merkezinin. Burası neresi? O noktası. Şu mesafe ne kadar? R kadar. O da şurası. Peki. sistemin yüklü merkezi buradan çıkarılacağından dolayı buraya kayacağı belli. Peki ne kadar kayacağı belli değil. Onu şimdi bulacağım ben. O üst yeni kütle merkezimiz burası ve x kadar yer değişmiş olsun kütle merkezi. Buraya göre tork alıver. 4g çarpı x g çarpı r artı x demez misin arkadaşlar? Buraya göre tork alırsan. R artı x şurası. Buraya göre tork alırsan eğer yazıyorum şuraya. 4g çarpı x torku eşittir g çarpı r artı x torkuna eşittir denir. Buradan g'ler gitti. 4x eşittir r artı x. 3x eşittir r. r eşittir x eşittir r bölü 3 kadar yer değiştirir kütle merkezi. Velhasılı kelam. Peki. A şıkkında var. Doğru cevabımız herhalde. Evet. Beşinci sorumuzdayız. Her biri P ağırlıklı homojen özdeş tuğlalar o noktası etrafında dönebilen menteşeye bağlı bir demir çubuğun etrafında iki yanında şekilde konuda dengede tutuluyor. Sistem serbest bırakıldığında dengenin bozulmaması için hangi işlemler tek başına yapılmalıdır demiş. Peki arkadaşlar simetri görelim hemen simetri. 1 ile 4'ün kütle merkezini şuradan aşağı göster. 2 m'de ona her parçaya m demek istiyorum. Şuradan aşağı 5 ile 6'yı göster bu da aşağıya 2 m diye Peki demir çubuğun diğer tarafında 2 ile 7'nin kütle merkezini buradan aşağı göster 2 m'ye. 3'ünkini göster buradan aşağıya da m'ye. Peki, simetri bozan bir kim var burada? 5 ya da 6'dan birisi var. Eğer 5 ya da 6'dan birisi olmasaymış bu denede kalacakmış. Ne yapman lazım? Ya 5 veya 6'dan birini çıkar ya da 3'ün üzerine bir tane daha cisim ekle ki denge sağlansın. Simetri sağlansın yani. İpe göre. Görebiliyoruz herhalde değil mi? Peki. Altın oğlu parça çıkarılmalıdır. E doğru. Altı çıkarılırsa 2 mm, mm kadar eşit işte uzaklıkta ipe veya demir çubuğa. Doğru bir ifade. 3'ün üzerine bir tola konmalıdır dedik ya. Ya 5 veya çıkar ya 3'ün üzerine bir tola daha koy. Simetri anca böyle sağlanır. Doğru bir ifade. 5 numaralı tuğla çıkarılıp 2 numaralı tuğlanın üzerine konmalıdır demiş. Olmaz o zaman. 5'i çıkardım buraya koydum mu 3 buradan e, yani sola tork fazla gelir bu sefer. Olmaz yani. Simetri bozulmuş olur. Bu işlem sağlamaz. İpe göre tork alırsan. Peki hangi tek başına yapılabilmiş bir ve 2. Evet. Kütle merkezi O noktası olan daire şeklindeki homojen iki reyar çaplı levhadan reyar çaplı bir daire çıkarılıyor. Ve şekildeki gibi levha ya dışarıdan bir noktadan yapıştırılıyor. Oluşan yeni şeklin kütle merkezi O noktasından kaç reyar değiştirir demiş. Arkadaşlar bunu şöyle göstermiyoruz. Bunu yukarı göster, bunu aşağı göster, bunu aşağı göster. Üç tane paralel kuvvetin bileşkesinden kütle merkezini bul. Uzun mırtılı bir iş, uzun bir iş. Ona girmeyeceğiz. İki tane kolay yolumuz var. İki tane kolay yolumuz var. Aslında daha fazla var da uzatmıyorum. Peki şunun simetrinden var mı? Şurada bir tane var. Peki bari levha dediği için levha dediği için homojen levha dediği için nerede demiş levha? Alan alacağız tabii ki. Peki pi kare g pi kare g Peki 4 pi r kareden şu pi r kare pi r kare kullandın ya 2 pi r kare kaldı. 2 g kaldı yani şuradan aşağıya aslında. Yani şu zaten yok. E bunu da kullandım bununla beraber. E bu da kalan parçanın kütle merkezi de burası ve 2 g kadar. Toplam 4 g olacak şekilde yapıyorum. Peki e g ile 2 g'nin kütle merkezi ortak kütle merkezi şuradan aşağı 2 g değil mi? Evet. Peki şu 2 g ile artık bunlarla ilgilenmeme gerek yok. Şu 2G ile şu 2G'nin tam ortası arkadaşlar şurası olmaz mı? Yeni kütle merkezimiz burası değil midir? Yeni kütle merkezimiz. Peki ne kadar yer değişmiş peki? Eski kütle merkezine itibaren 1C kadar yer değişmiş olduğunu herhalde görebiliyoruz. Cevabımız 1. Bir diğer yol. Bir diğer yol. Bu daha kolayınıza gidebilir belki. Daha kolay gelebilir. Eğer bu levhayı buradan çıkarttım. Buraya yapıştırdım. Formül şu. Not edin bunu yalnız. Bu mucize bir formüldür. Yani bütün sorular uyarlayacağız şimdi bunu. Diğer sorularda kullanacağız. Eğer bu daire levha çıkarılır yan tarafına perçinlenirse kütle merkezin yer değişme miktarı delta x eşittir Yeri değişen parçanın kütlesi çarpı yer değişme miktarı böyle toplam kütle. Hemen yapalım, uygulayalım. Delta x eşittir yer değişen parça g r alına g dedik ya biz r yarıçaplıya g dedik ya çarpı e sen buradan buraya kadar ne kadar yer değiştirdin? R. 2R daha 3R. R daha 4R yer değiştirdin. Peki. 4R yer değiştirdin. Toplam kütle ne kadar? 4G'den G çıkardın. G ekledin. Hala toplam kütle 4G kadar. Ne kaldı buradan geriye? R kadar. Kaç R yer değiştirmiş? 1R yer değiştirmiş. Böyle daha kolay gelmedi mi? Sanki daha kolay geldi değil mi? Not ettiniz inşallah bunu. Kullanacağız bunu diğer sorularda ona göre. Hocam nereden geldi demeyin sonra. Böyle daha kolay çıktı sanki. iki yolla bulmuş olduk. Hangi hoşunuza giderse. Tekrar şunun üzerinde yazayım çözümünü. Delta x eşittir. Çıkarılan parçaya g demiştik ya. G çarpı yer değişme miktarı. E buradan buraya 4 ile yer değiştirdin ya sen bunu kaydırmakla buradan buraya eklemekle. E toplam kütle 4 g dedik ya. 1 re yer değişmiş işte. Onu sormuş sana. Böyle de kolay oldu yani. Peki bakın burada da burada da aynı formül kullanacağım. Aynı formülü kullanacağım. Hocam nereden geldi demeyin sonra. 4A, 4A 4A'dan 16 A kare büyük levhanın alanı 16 A kare iken sen buradan içeriden 4 A kare çıkarttın. Neden? 2 A'ya 2 A çıkarttın da ondan. 4 A kare çıkarttın. Buradan yan tarafını ekledin. Delta X eşittir. Çıkarılan parçayı arkadaşlar şöyle diyelim mi? 4 A kareye 4 G'de 4G çıkaran parça çarpı yer değişme miktarı ister kütle merkezini al ister herhangi bir kenar al fark etmez canım. Buradan buraya arkadaşlar kaç ye yer değişmiş belli mi? Veya şu kenar şu kenara taşımışsın ya. 2A buradan 2A buradan 4A taşımışsın yani her türlü görebiliriz onu. 4G çarpı 4A taşıma miktarın yer değişimi miktarın bölü e, toplam sen 16A kareden 4A kare çıkardın 4A kare ekledin değişmedi ki bu. 16 G kalmaya devam etti toplam ağırlığın. 1 A ağ yer değiştirdin yani. Kaç A yer değiştirdi? Kaç A kaydı? 1 A kaydı. Bakın aynı formülle bulabiliyoruz yani. Peki tekrar şu formülü kullandım ha. Yer değişen parçanın kütlesi çarpı yer değişme miktarı böyle toplam kütle diyebiliriz. Burada da aynısını yapacağız. Değişen bir şey yok. İki yolla yapalım burada. Kütle merkezi o noktası olan homojen reyal çaplı levhadan bir dilim şekildeki gibi kesilip diğer taraftan yapıştırılıyor. Kütle merkezi o'dan kaç r e kayar demiş. r bölü e 3 kayar. Artık easy. Görüyoruz herhalde. Simetri görerek de yapalım. Formülden de yapalım arkadaşlar. İkisinden de yapalım. Peki gizli bir. Bunun simetri var mı burada? Var. Her 60 derece dilime g demek istiyorum müsaadenizle. Bunun ağırlığı G, bunun ağırlığı G. 60 derecedir ben G diyorum. Peki G, G'nin ortak kütle merkezi buradan aşağı 2G var mı kardeşim? Var. Peki 60 derecedirimden kaç tane 60 derecedirim var burada? 6 tane. İkisini sen kullandın. Geriye 4G kaldı ya buradan aşağıya. 4G. E 4G, 2G. Şurayı 3'e bölüver. R'yi 3'e bölüver. 1, 2, 3. Sistemin kütle merkezi 4G'ye daha yakın. Buradan aşağıya 6G'dir. 6G. Peki. R bölü 3 kaydını görebildik mi acaba? R bölü 3. Böyle görebileceğimiz gibi cevabımız 1 bölü 3 de. Şu meşhur formülden yapalım tekrar. Y değişen parça. Peki sen şu noktayı şu noktaya taşımış oldun ya. Şu noktayı şu noktaya taşımış oldun. İlla kütlemek izin görmeye gerek yok. 1R, 2R kaydı. Bur Buradan buraya ne kadar yer değiştirdi bu nokta? 2R kadar yer değiştirdi. Delta x eşittir. Y değişen parçanın ağırlığı g. Yer değişimi miktarı 2r. Toplam ağırlık 6g. Tüm levhanın ağırlığı ya. Peki buradan geldi mi? R bölü 3. Fıstık gibi geldi yani bence. İki türlü de düşünebilirsiniz. Fark etmez. Simetri görün veya formülle yapın. İkisinden daha sonra bulacaksınız. Size kalmış. Ben gösteriyorum. Peki son sorumuzdayız. Katlanırsa katlanırsa katlanıyor katlanıyor. Ekleme deseydi başka olurdu. Katlama dese başka olur yalnız ona dikkat edelim. Evet bunun da kuralı şudur veriyorum kuralını. L uzunluğunda homojen çubuğun A kadarlık kısmı kendi üzerine katlanırsa çubuğun kütle merkezi delta x A kare bölü L kadar yer değiştirir demektir. A kare bölü L katlanan kısım A olmak üzere tüm çubuğun uzunluğu L olmak üzere formülü budur. Ispat yapmayacağım uğraşmayacağım ispatla. Böyle bilin yani. Bu başka türlü zor çıkar. Çıkar da. Yani uygun rakamlar demiş burada çıkar. Fakat bazen gıcık rakamları veriyor. Yani bu form kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Delta x eşittir. A kare bölü l. A derken katlanan kısmın uzunluğu. L derken tüm çubuğun uzunluğu. Arkadaşlar bakın. Tüm çubuğun uzunluğu l. 100 santim. A kare bölü l. A kare ne kadar? E 10 santimin karesinden 100 santim. Tüm çubuğun uzunluğu ne kadar? 100 santim. Kaç birim yer değiştirmiş? 1 santim yer değiştirmiş. Bitti budur bilmemiz lazım. Peki devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.